Tuğba'nın sirkeyi çok tercih etmediğini söyledi ya. Konu onun tercih etmesi mi yoksa olması gerektiği gibi yapılması mı? Bence eğer yemek yapıyorsa onun tercih etmesi değil, yapılması gerekir, nasıl gerekiyorsa o şekilde yapması gerekiyor. Ya ben kendim beğenmediğim bir lezzeti misafirlerime hiçbir zaman sunmuyorum. Tercih etmediğim için kendim size de öyle söyledim. İşte ben de sordum size, yani beğendiniz mi diye. Yok, ben sirkeyden bahsediyorum. Sirkeyi sevmiyorsanız neden böreğinizin içine koydunuz? Ben salatada sirkeyi sevmiyorum. Çok ağır kokuyor bana. Börekte kesinlikle sirke kokusunu hiç kimse almadı. Evet, ne kokusunu ben. Ne tadını. O baskın olsaydı zaten kullanmazdım. Hayır, dediniz ya salatada sevmiyorum diye. Ama salatada sirkeyi sevmeyen, salatada sevmeyen börekte de sevmez. Ama börekte hiç tadını aldınız mı? Hayır, almadım. Zaten böreğinizi çok güzel olduğunu, çok zaten alırdım. El açımı gibi olduğunu zaten özellikle belirttim yani böreğinizde. Salatada sirkeyi koysaydım çok net alırdınız o tadı. Yani sirke çok ağır bir tat veriyor salataya. Ben hiç tercih etmiyorum. En çok kimin yorumuna sinirlendiniz? En çok Ayşe Hanım yani. Bu çorba olmaz da olmaz ya. Olmazı diye bir şey mi var? Benim menüme yakışan çorba buydu ve ben bunu yaptım. Ben bir yoğurtlu, bir etli, bir tavuklu çorba da yapabilirdim. Ama yapmadınız. Ama yapmadım çünkü benim menüme o çorbalar yakışmaz. Hiç de kuru görünmüyor. Ama patlıcan ve biber kurutulmuş patlıcan ve biber. Yalnız bayağı bekledik böyle konuşurken de arasıca. Evet, yardıma gitsek ne yapsak? Bayağı bekledik. Dün sizin servisleriniz de hızlı sayılmazdı Tuğba Hanım. Gayet hızlı geldi, sıcak geldi. Tuğba Hanım'ın servisleri seriydi. Bir de sıcak geldi yemekleri. Seri hareket etti. Şu anda dolmayı bayağı bir bekledik. Zeynep Hanım duydu, hemen geliyor. Konuştuk ya, arada paşa kaynamasın yani, söyleyelim. Bayağı bekledik. Evet, geldin. Seda Hanım, sunum güzel. Sunumu beğendik. Bakalım lezzeti nasıl? Tabak nasıl görünüyor Polina Hanım? Çok güzel gözüküyor. Gene bir yaprak nane var. Yoğurdun üstüne güzel gözüküyor. Turgut için. Turgut Bey için nane koyulmuş üstüne. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi inşallah maydanoz olsaydı keşke de versiniz. Yok, yani maydanoz ve öyle aslında bir demet almak lazım ve sizin yününüzde koymak öyle lazım. Öyle bir takıntım nane, yok yani. Nane nane diye takıldınız. Hayır, yani. Hayır, öyle bir takıntım yok. İlle maydanoz veyahut da şu olsun diye ama. Nasıl yok? Dünden beri söylüyorsunuz yani. Maydanoz ama ya da şöyle bir nane yaprağı olsun. Koyulur ama koyulmaz mı? Ya koyulur koyulur da siz ikinci de günü diyorsunuz. Benim günümde size bir şey getireceğim ama. Ne getireceksin? Böyle bir demet getireceğim önüne. Bir demet getireceğim. Evet. Sadece bir demet mi? Evet. İyi, peki o zaman. Kasayla mı getirsin? Belki kasayla getirirse. İnşallah o gün göreceğiz. Yani yarın. Yarın. Öyle ne yaptın Tuğba sen de mi? Ne oldu? Ben etli ona baktım. Bir de şey, yoğurdu böyle çırpıp böyle şunu dolmanın üzerinde şöyle gezdirip üzerine şöyle bir hafiften bir pul biber isterdim. Görüntü olarak daha güzel olabilirdi. Ama böyle servis. Bir de bu kırmızı biberler çok acı oluyor benim bildiğim. Çok acı biberler. Hayır, bunlar tatlı. Değil mi? Acı tercih etmedim çünkü herkes acı yemiyor. Onlar bayağı acı oluyor. Ben bunlar çok tatlı kırmızı biber. Çok severim kuru dolmayı. Peki önce çok sunum. Polina, sunum. Sunum güzel. Tuğba. Sunum böyle güzel ama benim dediğim gibi olabilirdi. Sen nasıl dediğin gibi olmaz. Yani şöyle bir gezdirebilirdim. Ama yoğurdu mu? İsteğe göre bir şey yok. Hayır. Onda dolmada yoğurt olmasın. Belki olmaz. Belki yani yoğurtla yemeyecek olan var ama yani dolma yoğurt sunum olarak aslında. Sunum etli olarak için olması gerektiği gibi getirmiş. Üzerine dökülseydi bazıları tercih etmezdi yoğurtla beraber yemeği. Bulaştığı için belki de yemeyecekti. Evet, ona göre de yorum yani yapacaktı. Genelde dolma yoğurtla yendiği için ben o şekilde düşündüm. Yok, yanına koydum o yüzden işte. Tamam, böyle de güzel. Böyle de sunumu güzel Ayşe yani. Kötü değil. Ben sunumu beğendim. Güzel olmuş. Peki. Etli kuru dolmamız. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Polina. Şöyle pirinçler biraz kıtır geldi bana. Sanki pişmemiş ve nasıl bir et kullandınız? Dana. Koyun dışı mu? Dana. Öyle bir ağır bir koku geldi, yutamadım hatta. Hayır, dana kullandım ve özellikle yağsız. Vallahi bilmiyorum, bana böyle bir değişik kırmızı geldi. Ben pek et kullanmadığım için belki bana kuzuyu öyle geldi. Kuzuyu özellikle kullanmadım çünkü dolmanın içinde. Hani kendi ana yemeğim kuzu ya. Hı hı. O yüzden dolmada da kuzu kullanmak istemedim, dana kuşbaşı kullandım. Bilmiyorum ama şöyle bir tat geldi bana, yutamadım yani. Hatta neyi yutamadın?
şöyle nasıl? Şey eti yani... dolmadan. İç yağ mı var acaba? Bilmiyorum ne var ama şey eti, etten aldım. Böyle kötü bir tat geldi bana. Yutamadım hatta. Et tadı var. Et tadı olacak. Et var içinde zaten. Evet biliyorum zaten onu görüyorum da. Ben herhalde yani çok fazla et kullanmadığım için bana şey geldi. Etin kokusu geldi et bana. Et sevmiyor musun? Pek sevmiyorum eti. Eti sevmiyor olabilirsin. Olabilir. Dolma yapılması gerektiği gibi yapılmış mı? Lütfen o konuda yorumlar yapın. Şimdi ben de bunu yapıyorum ama kıymalı yapmıyorum. Neyle yapıyorsun? Ben pirinçli yapıyorum. Evet zeytinyağlı yapıyorum. Ondan sonra baharatlı, ondan sonra nar ekşisi çok olması lazım içine. Sarımsak falan. Öyle yapıyorum ben, baharatları bunun falan var. Bunun da içinde var her şey ama sadece farkı bence etli olması. Etli ama olması, bir fark daha evet. Var, onu bulabilecek misiniz bakalım? Kuyruk yağı var. Çok az ama aşırı var. Derecede evet. Az. Aslında. Ama ot hazır bu dolmaya veren de o. Zaten yumuşaklığı vermiş yani. Yani o... hissettim. Vermesi gereken bir tat olduğu için çok az bir şey atmak zorundaydım yani. Yalnız mutfakta iç yağ dediniz, şimdi kuyruk yağı diyorsunuz. Hayır, iç yağ pardon. Kuyruk yağı, yanlış söyledim. Ben zaten anladım ya, özellikle bir yağ olduğu için bana böyle şey koku geldi. Kuyruk yağı kullanmam yani. Kesinlikle. İç ağır yağ. Bir koku geldi. Ama çok çok az koydum ve bu dolmada olması gereken o. Onun haricinde farklı bir şey kullandım. Onu biliyor yani bulabildiniz mi? Maydanoz var, ne olabilir başka? Pirinç, baharatlar falan var. Sumak suyuyla falan mı pişirdiniz? Evet, sumak suyu var. Çünkü bu kırmızı biber dolmasında biraz ekşilik var. Bu patlıcana geçmemiş, anlamadım enteresan bir şekilde. Bunun içindeki et pişmemiş, bununki pişmiş, onu da anlamadım. Sanki ayrı pişmiş gibi. Birazcık daha ben kuru dolmayı çok acı severim. Ben hem patlıcanımı hem biberimi de yedim. İkisi de aynı. Baharatını biraz daha fazla geldi. İsterdim. Baharat eksikliği var içinde biraz. Baharat yoğun. Koymadım çünkü acı biraz ama olsa, dolmada evet. Da baharat çok yakışıyor bu dolmaya biliyorsunuz koydum. Siz de. Biraz az gelmiş baharatların sanki. Eksiksiz koydum. Ama bu kuru dolmada anlamadığım bir ekşilik bunda var, bunda yok. Bence kuyruk yağın verdi beraber, ve sumağın işte, verdi. Beraber pişti bir ekşilik. Belki sizinki üstte kalmış verdi. Olabilir bilmiyorum ama. Öyle olabilir, evet, öyle üstte kalmış olabilir ama o şekilde. Benimki birazcık baharatlarını fazla isterdim, acılı olmasını isterdim yani. Biraz acısında eksiklik normal var. Normal zamanda ben de daha acılı yapıyorum. Kuru patlıcandaki et pişmemiş. Evet. Enteresan bir şekilde bundaki et pişmemiş. Bunun içindeki hiç fazla pişmemiş. Yok. Kıyma niye kullanmadınız? Birazcık daha diri. Ben kıyma kullanmıyorum dolmada. Yani kuşbaşı etle yapıyorum. Ben de dolmayı zeytinyağı daha çok severim. Etli tercih etmiyorum. Bu arada senin yorumun bitmiş miydi? Ben beğenmedim Seda Hanım. Yani olmuş gereken öyle olması gerekiyor ama... Bana göre değil yani. Sizin benim... damak zevkinize uymamıştır. Yani evet. Öyle bir ben şey yok et ama. Sevmediğim için. Bu ama haksızlık yani. Benim evet. Damak zevkime evet. Uymadı. Olmadı. Bayağı bir şey emek gördüm ama. Bununla çünkü yani. Bunları ayrı ayrı haşladım. Ama beğendim şey... diyemiyorum ki şimdi. Ama sen et sevmiyorsan, etin kokusu sana geldiyse. Ayrıyeten dana eti, o yüzden kullandım kokusu tadı hani kuzu eti. Yemem. Ama dediniz ya yağ koydun, farklı bir yağ koydunuz. Ama o içinde o yağ herhalde çok bana az bir şey aroma geldi. Vermesi gerekiyor bu vallahi lezzeti bilmiyorum, bana fazla geldi. Için. İç yağ alışık olmayan insanlara ne kadar az koyarsanız koyun ağır gelebilir. Ay gözümüzün önünde dış ses o kadar baharat kullandı. Tuğba ne dedi? Biraz daha baharat olsun. Biz hatta ne dedik? Baharat kraliçesi dedik kadına. Tuğba ne dedi? Biraz daha baharatlı olsun isterdim dedi. Seda Hanım zaten Tuğba Hanım'ın dünkü yemekleri baharatları biraz acısı biraz fazlaydı. Ondan esinlenerek söylüyor herhalde. Beğenmediniz. Kızın. Ben bayıldım yedim hepsini. Siz sevmediniz. Seda Hanım. Ay siz bir şey beğenmiyorsunuz nesini ki. Beğenmedik. Böreğini beğendik. Göreceğim. Çok güzel acı. Tamam cuma günü göreceğim ben. Acısıyla beraber baharatıyla köftesini baharatıyla beraber. Hepsini göreceğim. Ben beğendim. Bilmiyorum. Yorumumu da yaptım ona göre. Peki. Tuğba bitti mi yorumum? Seda Hanım ben Doğu yemeklerine çok hakim yani çok sevdiğim bir lezzet. Bunu da çok iyi bilirim. Kuru dolmayı sürekli yaparım. Çok da severim. Acı severim ama ben. Acı ve etsiz tercih ediyorum. O yüzden bana acısı az geldi. Bu kuru biber dolma, kırmızı biber ise şey geldi. Ekşi geldi biraz. Bu ekşilik kuru patlıcana geçmemiş. Ama birazcık daha baharat isterdim. Çünkü ben baharattan alıyorum lezzeti dolmada. Mercimek çorbası içtiniz sonra dolma yediniz. Birazdan da ana yemek yiyeceksiniz. Kombinasyon nasıl sizce? Bence menüsü çok ağır. Menüsü evet. Ara yemek ve ana yemek olmak üzere ikisi çok ağır. Bir de içine kuyruk yağı da kullanmış. Pilavım da
Ne oluyor ki kuyruk yağı kullanınca? Ağır olur yani. Ağır, yani ağır acısı. Yani herkesin yemez ki. Yani beni ağır yani zaten. Şimdi anladım, pardon. Ben de demin de dediğim gibi yani. Ağır olması, evet ağır olabilir. Ben kendi evimde de bu menüyü üçünü beraber yapmam aynı sofrada. Fakat bu lezzetlerin sizin tarafınızdan tadılmasını istediğim için tercih ettim. Çünkü üçü de doğu, yani kendi yörem yemekleriydi. Biraz biz ete düşkün olduğumuz için eti fazla kullanıyoruz. Evet. O yüzden böyle bir menü seçtim ve ağır yapımları da aşamalı bayağı zorladı beni. Çünkü süreyi biliyorsunuz kısıtlı, koşturmaca. Elimden geleni yaptım. Eksiksiz yaptım.